Merhaba tüm engelsiz Android takipçileri. Bugün sizlere görme engelliler için para okuma uygulamasını tanıtacağım. www.engelsizandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Uygulamamız Cash Reader. Cash Reader uygulaması. Eba, Dost, Ciro, Jatogram, Cash Reader. Girelim. Cash Reader, hoş geldin. Cash Reader, hoş geldiniz. Kör ve görme engelliler için mobil bir para okuma uygulaması. Cash Reader banknot cinsini en çok sayıda para birimi için tanımlar. Kameranızı eldeki banknota yöneltin ve değerini öğrenin, görün ya da hissedin. Başlamak için lütfen fotoğraf makinenize erişim verin. Fotoğraf makinesine erişim ver düğme. Burada açık açık kameramıza kameramıza erişmek istiyor. Evet. Cash Reader uygula, reddet düğme. Yalnız para birimi seçin. Para birimi seçin diyor burada. Para birimi seçin. Şimdi listeye Türk lirası, bakalım. Listeden seçim yapmama izin ver düğme. Bakın önce. Şimdi Türk lirası seç düğme. Şimdi Türk lirasını seç. Listeden seçim yapmama izin ver. Para birimi seçin. Burada tüm ülkelerin para birimi yok diyemeyiz. Bazılarınki var, bazılarınki yok. Yani ben tam olarak bakmaya kalksam video çok uzun olacak. Evet, şimdi ben Türk lirası için veri indirmesini isteyeceğim. Yok, para ara aşağı avro Türk lirası. Türk lirası diyoruz. Türk lirası için veri indiriliyor. Gördüğünüz gibi veri indiriliyor. Şartlar anlaşması. Gördüğünüz gibi şartlar anlaşması diye bir şey çıktı. Şartlar anlaşması. Tüm banknotları doğru bir şekilde tanımlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak belirli koşullar altında bazı hatalar olabilir. Bu uygulamayı kullanarak herhangi bir banknotun yanlış temsiliyle size veya üçüncü taraflara verilmiş herhangi bir zarar için tüm sorumluluğu reddettiğimizi kabul edersiniz. Ayrıca uygulamanın sahte banknotları tespit edemediğini de unutmayın. Bu arada arkadaşlar bunu sanıyorum ki Play Store'dan indiremiyoruz ya da indirebiliyoruz. Bunun hakkında bir bilgi sahibi değilim. Ben APK yoluyla indirdim ama Play Store'da var mı yok mu onun hakkında bir bilgi sahibi, yani bir bilgiye sahip değilim. Kullanım koşulları düğme. Kullanım koşulları var. Onaylıyorum ve uygulamayı kullanmaya başlamak istiyorum. Buna basıyoruz ve şartları kabul ediyoruz. Cash Reader. Evet. Şu an parayı tanımlayacak. Bakın bir bip sesi geliyor. Bir dakika. 20. Bakın 20 Türk lirası. 20. Görüyorsunuz. 20. 20. 20 lira diyor. Yani 20 diyor. Ayarlar düğme. Şimdi ayarlarını inceleyelim. Ayarlar. Yukarı git düğme. Ayarlar. Tanılama geçersiz. Tanılama geçersiz. Para birimi seçimi yapın, şu anda Türk lirası tanımlanıyor. Bakın bu listeden de para birimi seçimi yapabilirsiniz. Titreşim ayarları. Titreşim ayarları. Bank buna girelim. Titreşim ayarları. Banknot değerini titret seçim kutusu seçili uygulama bir banknotun belirlenen değerini titreşime dönüştürebilir. Telefonunu sessiz moddayken her zaman titreşimler kullanılır. Çünkü uygulama sessiz modda değeri yüksek sesle söyleyemez. Burada titreşimlerin de yüksek ses modunda etkin olmalarına izin verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamam. Titreşim hızı normal hız. Titreşim hızı. Haptik geri bildirim seçim kutusu seçili değil, bu cihazda desteklenmiyor. Geçersiz. Benim cihazımda desteklenmemiş. O yüzden seçemiyorum. Titreşim yöntemini dene. Bu arada benim kullandığım Samsung Galaxy M11. Yukarı git. Titreşim yöntemini dene. Titreşim hızı normal hız. Buna bakalım. Yavaş hız seçili değil. Yavaş. Normal hız seçili. Normal. Yüksek hız seçili değil. Yüksek. İptal düğme. İptal. Şimdi bunu tek tek yavaşlığı seçili değil. Yok. Denemeye gerek yok zaten bunu. Titreşim ayar. Buradan çıkalım. Ayarlar. Tanımlarken bipleme seçim kutusu seçili uygulamanın banknot duyurma stili sadece der. Sadece değer. Banknot değer ve döviz birimi seçili değil. Değer ve döviz birimi. Sadece değer seçili. Sadece değer. Değer ve döviz birimi. Mesela 20 Türk lirası diyor ya da 20 dolar. Ben de dolar ve euro olmadığı için bunları tanıtamıyorum. Banknot duyurma siti. İptal düğme. Ben bunu değer ve döviz yukarı diye düğme. Seçiyorum. Ön ve arka kamera. Fener seçim. Ön ve arka kamera seçimi. Arka kamerayı kullan. Ön ve arka kamera seçimi.
Burada arka kamerayı kullan. Arka kamerayı ön kullan. Kamerayı kullan. Ön seçim. Kamerayı kullan. Ayağlar. Ben önü seçiyorum. Ön ve arka kamera seçimi. İnceleme için bize fotoğraf gönderin. Seçim kutusu seçili değil. İnceleme fotoğrafının gönderilmesi için ana ekranda bir tuşun gözükmesini aktive edebilirsiniz. Uygulamanın yanlış sonuç verdiğini düşünüyorsanız ve bu tuşa basarsanız bunu kontrol edeceğiz. Bu sayede tanımlama kalitemizi zaman içerisinde geliştirebiliriz. Yardımınız için teşekkürler. Asla fotoğrafınızı başkalarıyla paylaşmayacağız ve incelemeden sonra silinecektir. Gördüğünüz gibi burada da fotoğraf çekip gönderebiliyorsunuz. Fener seçim kutusu seçili cihazınızın fenerinden gelen ışık, karanlıkta tanımlamaya yardım eder. Uygulamadan çıkış yaptığınızda otomatik olarak kapanacaktır. Ben bunu kapatayım. Seçili değil. Tanımlarken bitleme seçim kutusu Bu ne? Bu hani az önceki duyduğunuz ses, hani bip yapan ses. Şimdi açıklaması diyorum. Tanımlarken bitleme seçim kutusu seçili uygulamanın etkin olup olmadığını ve şu anda banknotları tanımlayıp tanımlamadığını bilmiyorsanız, periyodik bip sesini etkinleştirmeniz yeterlidir. Ayarlarımız banknot bu şekilde. Flash. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya yorum yapıp beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.